Toroslar'ın zirvesinde bir başka güzel bendemiz Göktepe'deyiz. Göktepe, evet, çok farklı güzelliklerle anabileceğimiz bir bende. Cevizin hası, üzümün pekmezi ve en önemlisi ne biliyor musun? Suyu sert, insanları mert ve Torosların zirvesinde her şeyden önce yaylaya. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Göktepe'den sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Sevgili seyirciler, bugün memleketimizin bir başka güzel beldesindeyiz. Karaman ili Sarıverler ilçesi Göktepe kasabası ve Göktepe'nin bir güzel beldesinde Göktepe çayının üzerindeyiz. Yanımızda Göktepe aşığı, memleket aşığı, memleket sevdalısı, her zaman güzelliklere köprü kuran bir değerli dostumuz var. Halil Koçak Beyefendi. Üzerinde durduğumuz köprünün inşasında kendisi rehberlik etti. Sevgili dostlar, bugün bir gönül erinin, bir Anadolu mimarının mezarının başucundayız. Hani Yunus derdi ya, Yunus'un sözüyle bir garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyarlar, soğuk suyla yiyorlar. Şöyle garip bencileyim. Anadolu'da bu topraklar gönül erlerinin elinde şehitlerin kanıyla birlikte yoğrulurken biz bu toprakları bize emanet eden gönül erlerine fatihalarla başlamak isteriz programımıza. Karaman Sarıverler ilçesine bağlı Göktepe kasabasında Büyülü Baba Türbesi'ndeyiz. Rivayet odur ki 13. yüzyılda buraya geldiği söylenir Büyülü Baba'nın. Ve meftun olduğu türbenin hemen yan tarafında Hızır'la karşılaştığı söylenir. Ve Büyülü Baba artık burada bir yeni görev almıştır. Halkı irşad etmeye başlar. Yaklaşık 70 yıl burada halkla iç içe yaşar ve onları irşad eder. İslam'ı anlatır, Kur'an'ın güzelliklerini anlatır. Anadolu ereni olarak insanlığa bir ışık olur, bir meşale olur. Ve Büyülü Baba'nın yaşadığı yerden sonra etrafında adı sanı çok farklı şekilde anılmaya başlar. Ve Büyülü Baba'nın bulunduğu yerde bir çamur yeryüzüne farklı bir şekilde fışkırır. Bu fışkıran çamurdan egzama hastalığına, deri hastalıklara faydalı olduğu rivayet edilmektedir. Büyülü Baba'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi burada yaşamakla birlikte sesinin, gönlünün, soluğunun, Anadolu'nun her tarafına ulaştığı rivayet edilmektedir. Büyülü Baba ile ilgili olarak Evliya Çelebi seyahatnamesinde onun bu mekanda insanlara bir gönül eli olarak, şifa dağıtıcısı olarak anlatmaktadır. Biz de fatihalarla Büyülü Baba'yı anıyor ve huzurlarından dualarla ayrılıyoruz.
Sevgili dostlar, Büyülü Baba Şifalı Çamur'dan sizlere sesleniyoruz. Rivayet odur ki Hazreti Hızır'la karşılaşan Büyülü Baba, karşılaştıkları yerde Hazreti Hızır ona bir iksir armağan eder ve armağan ettiği iksir şifalı çamurdur. O günden bugüne hastalıklara, cilt hastalıklarına, deri hastalıklarına şifa olduğu söylenen bu büyülü çamurun, Büyülü Baba'nın bir sırrı olarak insanlar arasında dilden dile dolaşmaktadır. Şimdi size bu şifalı çamurun küçük bir uygulamasını göstermeye çalışacağız. Sevgili dostlar, büyülü çamuru, şifalı çamuru parmaklarımız arasında olan egzama için uygulamasını yapıyoruz. Evet, ince bir friksiyon ya da masajla çamuru parmaklarımız arasındaki egzamalı bölgeye sürüyoruz ve daha sonra kükürtlü suyla ortaya çıkan bu çamurun egzamaya faydalı olacağına inanıyoruz. Tabii her şeyden önce bu bir inançtır. İnanırsanız faydalı olacağını düşünüyoruz. Sevgili dostlar, ezelden ebede yolculuk eden her ruh bir gün bu fani dünyaya gelir ve bir beden giydirilir. Bu bedenle birlikte doğum olarak yeryüzüne ayak basar. Her doğan ölümle nişanlanır, ayrılığı olmayan bir evlilik için. Ve bu dünyada yaşayanlar bir gün o nefesi verirler ve giderler. Arkamızda hayat, önümüzde ise suskunlar evi. Bir gün bakmışsınız ki bu evlerdeki konuk olanlar suskunlar evinin misafirleri olurlar. Anadolu'da mezarlığa suskunlar evi denir. Biz Göktepe'nin nüfusunu sadece yaşayan nüfus değil, suskunlar evindeki sessizlerle, Allah'a ulaşanlarla, bu dünyadan göçenlerle birlikte sayıyoruz. Ve şimdi Göktepe'nin suskunlar evindeyiz. Bu dünyadan göçenlerin ve kendi hayatlarıyla, yaşadıklarıyla baş başa kalanların yanındayız. Dün vardılar, bugün yoktular. Ömür, iki nefes arası bir yolculuk. Dün nefes aldı, bugün yok. Mezarın başında bulunduğumuz Ayten annemiz de hemen yan tarafındaki kızı, evladı 1 yaşında, Ayten annemiz ise 73 yaşında. İkisi yan yana sessiz sedasız mahşeri bekler. Sevgili dostlar, Anadolu'nun yükseklerinden, Torosların zirvesinden, Aşıklar Tepesi'nden sesleniyoruz bugün bu zamanda sizlere. Anadolu'da türkülerle ilgili o kadar çok şeyler var ki söylenecek. Hangisini sözün önüne koysak bilmiyorum ama sözün önü de ardı da türkü olsun bugün. Türkülerle ilgili olarak Aşıklar Tepesi'nde bir yiğit, bir delikanlı, bir yürekli adam Kerem Soylu ile beraberiz. Bugün Kerem Soylu'dan Göktepe önünde ve türküleri dinlerken hangi türküyü ilk önce dinleyeceğiz sevgili Kerem? Ne söylemek istersin? Bugün sizlerle paylaşacağım türküyü Ahmet Kara öğretmenimden derlemiştim. Uzun süre oldu ama bugün okumak nasip oldu. İlk defa da sizlerle paylaşacağım. Teşekkür ediyoruz. Güzel kaşın eksen yıkılır beydağı, doldur ver de içem ağı bardağı. Saraya çevirdin o yıkık çardağı, saray kuran eline kurban oldu. Saraya çevirdin o yıkık çardağı, saray kuran
Gelişin bahar tarif yok hiç yazına, muhabbetin bal katıp söyler sözüne. Güzelliği şavkır her akşam yüzüne, hak söyleyen diline kurban oldum. Güzelliği şavkır her akşam yüzüne, hak söyleyen diline kurban oldum. Yolun sonu vardır gurbette ağlama, hak nasip edersen karalar bağlama. Derdin çektiğim sen yüreğin dağlama, sesi gelen yoluna kurban oldum. Derdin çektiğim sen yüreğin dağlama, sesi gelen yoluna kurban oldum. Derdin çektiğim sen yüreğin dağlama, sesi gelen yoluna kurban oldum. On üçümde vurdu benim başıma, on dördümde zehir girdi aşıma. On beşimde sevdiğim var düşümde, on altıda asla kendimi bilmem. On beşimde sevdiğim var düşümde, altıda asla kendimi bilmem. 17'de sevdiğimi aldılar, mecnun edip beni dağa saldılar. Elimi kolumu bağlı koydular, belki mahşerde çözebilirim. Elimi kolumu bağlı koydular, belki mahşerde çözebilirim. 18'inde şaşkın bir naçarım, günden güne ben kendimden geçerim. Her gün zehir alıp onu içerim, belki bir gün evvel ölürüm. Zehir alır onu içerim, belki bir gün evvel ölürüm. Soylu aşık bu acıya dayanmaz, alev alev yanıp kimseye yanmaz. Derdimi söylesem kimse inanmaz, derdi de çözebilirim. Derdimi söylesem kimse inanmaz, hangi derdi de çözebilirim.
Oh, sarı yaylam da seni yaylayamadım. Başım karık hani. Yavru palazlarımı da avlayamadım. Torikene. Sen de bu güzellikte, ben de bu gençlik varken o. Alırım ahtımı da koymam yar senden of, of. Yar senden of, of. Of, sabah olur da yavrumdan yelleri ışıları. Karlı dağların ayaz çöktü de yavrum fışıları. Vaktimiz gelmiş de el bizi bu diyardan kişilere. Kişilere, çıkalım anam şu yaylanın düzüne de kalmasın derdimize, derdimize. Of, yaylanın iyisi de yavrum erken otlanır. Güzelin iyisi de 16'da datlanır. Yiğit olan da her belaya katlanır. 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 Of, arabat üstünde de vardır postumuz ey. Acap Müslüman mı kıda dostumuz ey. Yarın iki gün sonra kara toprak üstümüz ey. Üstümüz ey. Üstümüz ey. Of, bu devir böyledir de yavrum adam kalmadı. Çok söyledim de Kadir Mevlam duymadın ey. Gelin olanlar da muradına ermedin ey. Ermedin ey. Ermedin ey.
Of, alıcı uçlarda yüksek yapar yuvayını. Haveyde deli gönül haveyini. Yörük kızlarda satar olmuş mayayını. Mahmayayını. Çekip gider eli de develi yaylasını. Yaylasını. Bu deli gönül de sensiz neylesin ey, ey, neylesin ey, neylesin ey. Evet, parmaklarınız dert görmesin. Ömrünüzün bundan sonraki kısmı bir türkü güzelliğinde Anadolu'nun verimli, bereketli toprakları gibi bereketli olsun. Yüreğinize sağlık. Gönlünüze sağlık sevgili Kerem Soylu. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Burada benimle bu ortamı kurabildiğiniz için size ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, ne diyelim, Anadolu toprağı kadar verimli bir ömür diliyorum. Evet, bir başka güzellikte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Göktepe Beldesi'nden tekrar merhaba. Yanımızda bir farklı üreticimiz, bir dostumuz var. Göktepe'li arı üreticisi ve Göktepe ile ilgili olarak hem düşüncelerini hem de bu yılki bal sağımını, bal hasadı ile ilgili düşüncelerini almak üzere mikrofonu sevgili dostumuza uzatıyoruz. Evet, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Ben ismim Sezai Yavuz. Göktepe kasabasında Cumhuriyet Mahallesi muhtarıyım. Ayrıyetinde bu işle uğraşıyorum. Doğal bal üretmek için elimizden geleni yapıyoruz, insanlara daha faydalı olmak için. Her şeyden önce keşke bal alırken gelseydiniz, zamanınız olsaydı da. Gönlümüz ama, beraber, onun evet, için evet, hiç evet. Fark etmez. Biz sizin hasadınızın bereketli geçmesini evet. Diliyoruz. Nasıl geçti bu yıl hasat Sezai Bey? Hasatımız çok güzel. Doğal ballarımızı aldık. Değişik illerimizdeki arkadaşlarımız, dostlarımıza satıyoruz. Ücretini 100 liradan veriyoruz. Gerçekten doğaldır çünkü bölgenin 200'e yakın endemik bitkisi var. Yani çok doğal bir yerdeyiz. Tarım alanlarından uzakta yapmaya çalışıyoruz. Şu an bulunduğumuz yer 1200-1300 rakımında, balı ürettiğimiz yer 1800-1900 rakım arasında. Burası şu an kışlatmak için indirdiğimiz bir yer. Şu anda tesadüfen sizler geldiniz. İyi de oldu. Ben de şöyle bir kontrol amaçlı gelmiştim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Diyorsunuz ki şu anda sağım zamanı geçti ama evet. Arıları eminim başka şeyler amaçlarla da kontrol etmek evet, gerekiyor. Evet. Şu anda sizin buradaki kontrol ne yapıyorsunuz, neyi kontrol ediyorsunuz Sezai Bey? Şimdi şöyle, kışlatmak için yeniden yavru yaptırılması için bazı çalışmalarımız var. Tedavi amaçlı hastalığa karşı ilaçlarımız var. Arıcılar Birliği'nden aldığımız ilaçlar, vitaminler. Onlarla kış yavrusunu attırmak için şu an buradayız. Bereketli olsun, bereketli hasatlar diliyoruz. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Herkese selam. Teşekkürler. Sevgili dostlar, Göktepe'de bir lezzet durağındayız. El Şarküteri Reyhanlı'nın işletme sahibi Ahmet Bey ile beraberiz. Hayırlı işler diliyoruz Ahmet Bey. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Hoş geldiniz, iyiyiz. Boşluklar bulduk, teşekkür ediyoruz. Evet, size şunu sormak isteriz. İnsanların et tüketimi nasıl burada, en çok hangi et tercih ediliyor? Koyun, keçi, kuzu, ne söylersiniz? Keçi ve dana etleri tercih ediliyor. Kuzu yeni yeni alışıyor. Daha eskiye göre keçi daha çok tüketiyor. Evet, ama insanlar hala kırmızı et alışkanlığı devam ediyor. Mutlaka devam ediyor. Kırmızı et yeme de olmaz. Evet, kesinler doğal olarak Toroslar'da yetişen hayvanlardan doğal bir lezzet dükkanı diye söyledik.
Başka ne söylemek istersiniz bu doğal lezzetle alakalı sevgili kasap kardeşim benim? Hayvanlarımız doğal hayvanlar. Yaylada yetişen hayvanlarımızı kesiyoruz. Kendimiz besi yapıyoruz. Gitmediği zaman, yetişmediği zaman köylülerden alıyoruz. Hep hayvanlarımız doğal. Doğal hayvanlardan kesiyoruz. Tavsiyelerimizi yapıyoruz. İyi güzel. Peki. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. İyi günler efendim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Göktepe'deki birliklerimiz devam ediyor sevgili seyirciler. Göktepe'nin Asar bölgesindeyiz. Arkamızda tarihi bir Asar bölge olarak geçmişte Romalılar tarafından kullanılan bir mekan var. Bu mekan önünde küçük bir düzenlemeyle Göktepe halkına hem bir piknik alanı hem doğal güzellikleri daha rahat seyir edebilecekleri bir mekan oluşturulmaya çalışılıyor. Bu mekanın oluşmasında öncülük eden sevgili dostumuz Halil Koçak Bey ile beraberiz. Evet Halil Bey. Bu çalışmaları nasıl başlattınız? Söz sizde efendim. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Çalışmalarımız buraya patika yoldan yaşlıların çıkamaması yüzünden, buradaki ledince muhabbetimiz sudan faydalanamaması yüzünden buraya orman yolunun devamını açıp buraya kadar yaşlıların gelebilmesi için böyle bir girişim yaptı. Vatandaşların isteği üzerine bu yol buraya kadar 3 sene öncesi açıldı. Efendim, Anadolu'da bir söz vardır. Bu çeşme ne güzel çeşme. Su içecek tası yok. Kırma insan kalbini, yapacak ustası yok. Bu çeşmeyi farklı şekilde düzenleyen ve yine çeşmenin önünde küçük havuzcuklar oluşturan Halil Bey kardeşimizle, dostumuzla beraberiz. Halil Bey, çeşmenin önüne birkaç tane havuz kurmuşsunuz. Bu havuzları bu şekilde yapmanızın nedeni ne? Ne söylemek istersiniz? Nedeni daha çok hayvanların gönlünü rahatsız etmeden sulanması için. Kuşların sulanması için. Doğal hayatın içerisinde sadece insan değil, kuşların da küçük havuzcuklardan yan yana suyu paylaşabilmesi için 1, 2, 3, 4 tane havuzcuk var. Evet, Göktepe'de, Asar'da doğal hayat aralıksız bir şekilde akıyor. Su akarken doğal hayatında akışı kendi mecrası içerisinde devam ediyor. Dostlar, Göktepe'deki gezimiz devam ediyor. Şu anda Göktepe'li bir kardeşimizle beraberiz. Kebap yapıyor. Körün istediği bir göz, Allah verdi 4 göz.
Tam kebabın üstüne geldik. Artık komşu da bir şeyler bize de düşer. Öyle mi? Ne dersiniz? Sizi tanıyalım. Ben Göktepe'li Yılmaz Koylu. Burası babadan kalan arazimiz. Bizim işimiz burada eşten dosttan yiyip içip iyi vakit geçirmek. Arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Kebabı inşallah beraber yiyeceğiz. Bu torosların tadı damağınızda kalacaktır inanıyorum. Teşekkür ediyoruz. İnşallah sevgili ustamızı biz kebapla baş başa bırakıyoruz. Güzel günlerimiz oldu o zaman da. Geçen yıl işte 22 Temmuz'u sizler ömür kayınvalideyi kaybettik. Allah rahmet eylesin. O günler hep mazide kaldı. Karışımı çoğaltıyorum, doyurucu olsun diye. Sevgili dostlar, Yılmaz Usta şu anda sebzeli kebabı hazırlıyor. Yavaş yavaş sesleri geliyor, saçtan cızırtı sesleri geliyor. Yakın bir zaman sonra kebapla buluşacağız. Sebzeli kebap. Bunun içerisinde bildiğimiz dana kuşbaşı, soğan, biber, patlıcan, patates ve sarımsak. Piştikten sonra üzerine domatesini de koyacağız. Tuzunu da ekledikten sonra tadı kendine gelene kadar karıştırıp pişmesini bekleyeceğiz. Bizim bölgemize mahsus sebzeli kebap. Bazı yerde buna saç kavurma deseler de bizim de benim yaptığım bu sebzeli kebap yani. Evet sevgili dostlar, Yılmaz Usta'nın yaptığı kebap hazır. Kebapla ilgili olarak kebaba geçmeden önce aslında mutfağın sultanı hanımefendilerdir. Şimdi soralım Yılmaz Bey'in eşine. Hanımefendi, sizin yaptığınız kebap mı güzel, iyi yapıyorsunuz yoksa Yılmaz Bey mi? Ne söylemek istersiniz? Sizi tanıyalım ilk önce. Ben Nurdane Soylu. Evet, Nurdane Hanım. Yılmaz Bey mi iyi kebap yapar yoksa siz mi yaparsınız? Mutfağın sultanı sizsiniz. Kebap ustası odur. Evet. Ben bilmem eşim bilir dedi hanımefendi. Kebabın ustası Yılmaz Bey dedi. Yılmaz Bey siz ne söylemek istersiniz kebapla alakalı? Valla biz yaptık eş dostlarına beraber yiyelim tadına varalım. Karar öyle verilsin. Evet sizin için tadına bakacağız. Kendimizi feda ediyoruz şu anda. Göktepe'de kebapla baş başayız.
Evet sevgili dostlar, Karaman ili Sarıveliler ilçesi Göktepe kasabasına bağlı Çukurbağ mahallesindeyiz. Şimdi Çukurbağ sakini dostlarımızla tanışacağız, onlarla merhabalaşacağız. Evet, sizi tanıyalım. Ben Mesut Çalışkan. Mesut Bey, 56 doğumluyum. Evet. 65 yaşındayım. Maşallah, tığ gibi delikanlısınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Çalışıyor muyuz, emekli miyiz Mesut Bey? Ben öğretmen emeklisiyim. Oo, maşallah sevgili hocam. Kaç yıl çalıştık hocam? 28 yıl çalıştım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet ettim 28 yıl. Maşallah. Ama ilkokul öğretmenliği çok yorucudur. Yani yorulunca emekli olmak istedim. Aslen bu köydeniz. Aslen bu köydeniz. Nerelerde çalıştınız sevgili hocam? Hangi şehirlerimizde? İlk Kastamonu'ya tayinim çıkmıştı. Evet. 75-76'da. Maşallah. O zamanlarda Becaiş vardı. Degiş Tokuş. Evet. Oradan bir arkadaşla Degiş Tokuş yaptık. Karaman'a geldik. Karaman'ın Taşkale'ye. Evet. Aynı gün Karaman'ın Taşkale'den Başyayla'ya Becaiş yaptık. Ne kadar? Ondan sonra er öğretmen olarak Sivas, İmranlı, Türkkeşlik köyünde çalıştım 2 yıl. Güzel. Oradan dönüşte tayin istedim. Bizim memleketlerde çalışmak zor olduğundan, öğretmenler de zor geldiğinden nokta tayini olarak Göktepe, yani Sarıveliler ilçesinin, o zaman tabii Konya ilimizdi. Evet. Ermenek ilçemizdi. Evet. Daran köyüne tayin istedim. Nokta tayin olarak çıktı köy olarak. Oh ne güzel. Sivas'tan. Ne güzel. Evet, maşallah. Evet. Rahmetli babam da eğitmendi. Oo, eğitimci bir ailenin oğlu olarak. Eğitimci, evet. Sevgili dostlar, Karaman, Sarıveliler, Göktepe kasabasına bağlı Çukurbağ beldesindeki gezimiz devam ediyor. Şu anda Karacaoğlan'ın su içtiği topraklarda, Aşık Veysel'in türkülerini söylediği diyarlarda ve yiğitlikle, mertlikle özdeşen Dadaloğlu'nun türkülerinin seslendiği Torosların güney yamaçlarında ve kanunu burada ben çalarım. Burada kanun benden sorulur diyen bir delikanlı ile beraberiz. Evet, bir kanun virtüözü genç kardeşimiz. Sizi tanıyalım. Merhabalar. Benim ismim Mehmet. Ben üniversiteye Konya'da okuyorum. Üniversite öğrencisiyim. Konya'da okuyorum. Müzikle uğraşıyorum. Öyle yani. Yüreğinize sağlık. İnşallah biraz sonra bir resital alacağız. Klasik Türk müziğinin enstrümanı kanunu sevgili kardeşim Mehmet seslendirecek. Evet, yanımızda bir başka delikanlı, bir başka yürekli adam, evet, bir başka bağlama virtüözü kardeşimiz var. Sizi tanıyalım efendim. Evet, benim adım Ali. Evet, Ali Bey kardeşim. Burada ikamet ediyorum. Şu an işsizim, okuldan mezun olduk. Hiç yok, bulamıyoruz. Evet. Öyle, bağlamayla yaklaşık 10 yıldır beraber bir ilişkimiz var. Birazcık bende şeylik, kekemelik vardır ama ben insanlara anlatmak istediklerimi bağlamamla anlatıyorum. Öyle. Yüreğinize sağlık. Eyvallah. Sevgili dostlar, şimdi artık söz o sihirli parmaklarda, o enstrümanda, o notalarda. Sizi değerli kardeşim Kemal ve değerli dostum Mehmet'le beraber baş başa bırakıyorum. Eyvallah. Buyurun. Eyvallah, sağ olun. Sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın?
bilemedim yalan dünyada. Sen beni görünce mutlu mu sandın yalandan yüzüne gülen dünyada? Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüne gülen dünyada. Görünce olacak sandım. Sen ağladın canım, ben ise yandım. Dünyayı görünce olacak sandım. Boş yere aldandım, boş yere rengi gözünde solan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüne gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüne gülen dünya. Yüreğinize sağlık. Eyvallah, bizi hipnotize ettiniz. Eyvallah, aldınız eyvallah. Bu diyarlardan götürdünüz. Eyvallah. Ama nereye götürdünüz? Sevgili Üstad Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın memleketine. Eyvallah. Sevgili Üstad'a buradan saygıyla, rahmetle yad ediyoruz. Kabri nur olsun. İnşallah. Çok sağ olun. Evet. Sevgili Kemal kardeşim, sizden bir kublecik böyle özel bir resital istirham etsek. Tabii olur. Evet. Yüreğinize sağlık. Efendim, Cenab-ı Allah o ritim tutan ellerinize çil çil altın yağdırsın sevgili Kemal kardeşim. Eyvallah abi, estağfurullah. Sağ olun. Şimdi de sevgili kardeşimden bir farklı türkü istirham etsek. Örneğin ne çalabilirsiniz bize? Ne söylemek istersiniz? Genelde hep Neşet Ertaş okurum. Pek fazla kendimi başka alanlarda
kestiremedim ama. Peki Neşet Baba'dan bir türkü daha istirham tabii, etsek sizden mümkün tabii, müdür? Mümkün sevgili tabii. Dostum benim. Eyvallah, tamam. Eyvallah, buyurun. Yazın bir şaşırdı. Eyvallah, yüreğine sağlık. Eyvallah, eyvallah.
Efendim derler ki ayrılığıyla ölümü tartmışlar ama ayrılık ölümden 50 dirhem daha ağır gelmiş. Leyla'dan ayrılık bu kadar mı zor? Evet. Ama siz de Leyla'nın türküsünü bu kadar mı güzel okursunuz be kardeşim? Estağfurullah. Yüreğinize sağlık. Eyvallah, eyvallah. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Sevgili kardeşim, yüreğine sağlık. Eyvallah, estağfurullah. Sağ olun. Evet, bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sizi sevgiyle, muhabbetle, hürmetle kucaklıyoruz. Allah yolunuzu açık etsin efendim. Sağ olun. Amin inşallah. Var olun. Sağ olun. Şimdi böyle, 2, 1, şimdi kayıt, bunu başla. Çok iyi. Böyle iyi kendim bile, Allah Allah. Yani ben genelde La'dan okuyorum. Of, sarı yaylamda seni de yaylayamadım da yavrum alabahar. Garı genay. Of, yavrum palazını da avlayamadım da yavrum. Sen de bu güzellikte de yavrum, ben de bu ensliğim varken o. Ağlarım ağzımı da koymam. Yan sende mi? Sürme. Of, göçer yörüklerde boz ayaklar yardım. Of, nazım göçmüş de yüreğime. Senin bile dert olur. Ağlarım aklımı da koymam. Dersen dönür. Sürme. Thank you.
Cezayir'i. Harmanları sağlı yavrum yavrum. Savrulur gelin gelin. Savrulur da dört yanına ayrılır. Cezayir, aslan Cezayir. Zülflerin dört yanına devrilir gelin gel. Devriyor toprak ekirimi ab benim mor çiçeğim. Cezayir, aslan Cezayir. Cezayir'im, Şam'ını bu dallar geldim geldim. Bu dallar gelim geldim. Dallarda koyun kuzu güderler. Cezayir, aslan Cezayir. Seni benden ayırıp da giderler gelin gel. Geller gelin gelin. Topla kekirini a benim mor çiçeğim. Cezayir, aslan Cezayir. Sevgili dostlar, Göktepe'deki beraberliğimiz devam ediyor. Şu anda değerli bir dostumuz, rahmeti rahmana kavuşan sevgili Mehmet Soylu abimizin evindeyiz. Bizi kendisi zamanında da her zaman güzelliklerle ağırlayan sevgili Gülizar ablamızın bize ikramı var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kendi elleriyle açtığı el baklavasını ikram etti. Sağ olsun, var olsun. Ablacığım nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür. Allah iyilikler etsin. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Biz de sizin sağlığınıza duacıyız. Sevgili Mehmet abimizi dualarla anıyoruz. Onun için bir Fatiha okuyalım çok inşallah. Sağ çok sağ olun. Bize kapısınızı açtınız, gönlünüzü açtınız, sofranızı açtınız, baklavanızı açtınız. Yüreğinize sağlık. Şimdi ayaklarınıza sağlık. Buralara kadar geldiniz, görüştük, tanıştık. Ne güzel oldu hocam. Eyvallah, ne sağ ol ablam. Güzel. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet sevgili dostlar. Bir bayram tadındaki beraberliğimiz yavaş yavaş sona eriyor. Göktepe'deki güzellikleri anlatmaya çalıştık ama hepsini anlatmamız çok zor. Göktepe'nin baharda kirazı, yazın elması, güzün cevizi, kışın pekmezi ve ama her daim
böyle müstesna ablaların hazırladığı cevizli baklavasıyla Göktepe bir başka güzel. Sizi baklavayla baş başa bırakacağız ama ilk önce ben kendimi feda edeceğim. Sizin için tadına bakacağım. Sevgili dostlarımız, bu haftaki programımızı Torosların güzel beldesi Karaman ili Sarıbeller ilçesine bağlı Göktepe kasabasından sunduk. Göktepe'nin güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Bir başka programda, bir başka güzel beldemizde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.